İnsan Hakları Derneği olarak tespit edebildiğimiz kadarıyla hapishanelerde 651 ağır olmak üzere 1517 hasta mahpus bulunmaktadır. Bu hastaların içerisinde kronik ve çoklu rahatsızlıkları olanlar, akciğer hastaları, kalp hastaları, kanser hastaları, yaşlı ve yaşamını tek başına devam ettiremeyecek kadar hasta olanlar cezaevlerinde ısrarla tutulmaya devam edilmektedirler. Ağır hasta mahpuslar hapishanelerde adeta yaşam savaşı veriyor ve tüm taleplere rağmen ne tedavileri tam yapılabiliyor ne de tahliye ediliyorlar. 60 yaşında olan Cemil İbrendi 1994'ten bu yana olmak üzere 30 yıldır hapishanededir. Bu süre zarfında 17 farklı hapishanede kalmıştır. Siirt E-tipi kapalı hapishanesinde kaldığı 2002 yılında tesadüfen kalp yetmezliği hastalığı olduğu teşhis edilmiş, aynı yıl Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırılmış, aort kalp kapakçığı çürüdüğü için açık kalp ameliyatı olmuş ve yapay kalp kapakçığı takılmıştır. Bundan ötürü Kumadin isimli kan sulandırıcı ilacı kullanıyor ve ayda bir tetkik yapılarak ilacın dozunun belirlenmesi gerekiyor. 30 Mayıs 2003, 30 Mayıs 2010, 26 Mayıs 2014, 28 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülmüş ancak olumlu sonuç alınmamıştır. Ayrıca kendisine 2006 yılında hipertansiyon, yüksek kolesterol, astım hastalıkları tanısı konulmuş. Bu hastalıkları içinde sürekli ilaç kullanmak zorundadır. 2007 yılında sağ kalçasının üst iç kısmında anal füstül denilen rahatsızlık nedeniyle meydana gelen yara patlamış. 2008 tarihine kadar devam eden bu kanamalar nedeniyle Erzurum'da ameliyat olmuş. Eskişehir hapishanesindeyken yaranın kötüleşmesi sonucu 2015 yılında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde, Eylül 2017 yılında fenalaşması sonucu Eskişehir Devlet Hastanesi'nde yine ameliyat olmuş. Bu ameliyattan sonra 11 gün hastanede kalmıştır. Daha sonra Tarsus T-tipi kapalı hapishanesine sevk edilmiş. Burada 18 Mayıs 2018'de yaranın patlamasıyla birlikte tekrar ameliyat edilmiş ancak yarası kapanmamıştır. Bu hastalık nedeniyle toplam 12 kez ameliyat olmuştur. Deprem nedeniyle Türkoğlu L-tipinden Kırşehir S-tipi kapalı hapishanesine sevk edilmiştir. Yarası sürekli olarak iltihaplanmakta ve batikon pansumanı yaparak yaşama tutunmaya çalışmaktadır. 2023 yılı içerisinde 3 defa, 2024 yılı içerisinde 1 defa olmak üzere yarası 4 defa hapse yaparak patlamıştır. Kalp, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve anal fistül olmak üzere 4 kronik hastalığı yaşamını zorlaştırmaktadır. Hapishanede kaldığı süreç içinde de hem anal fistül hem de kumadin ilacı için dozaj ayarlanmış kontrollerine gitmesi konusunda büyük zorluklar yaşanmaktadır. Hapishane koşullarından kaynaklı olarak hastalığı ilerlemektedir. 30 yıldır hapishanede olan Cemil İbrendi'nin 8 Mayıs itibariyle cezası 5 ayın altına düşmüş ve denetimli serbestlik için dilekçe vermiş olmasına rağmen henüz cevap verilmemiş olup başvurunun olumsuz sonuçlanacağı düşünmektedir. Nedenine gelince de 2021 yılı başından itibaren hasta mahpuslar da olmak üzere mahpusların denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme hakları idare ve gözlem kurulları tarafından engellenmektedir. Cemil İbrendi'nin kendisini zorlayan ve riskli hastalıkları için tetkik ve tedavileri eksiksiz olarak yapılmalı, bunların yanı sıra hapishanede yaşamını devam ettiremeyecek düzeyde hastalıkları için adli tıp kurumuna tekrar sevki yapılmalı, daha sağlıklı koşullarda tedavilerinin yapılması için tahliyesi sağlanmalıdır. Tahliyesine az kalmış olan Cemil İbrendi'nin koşullu salıverilme hakkı engellenmemelidir. Hasta mahpuslara serbest bırakılsın. Tecridin derinleşmesiyle birlikte artan hak ihlalleri arasında yaşam hakkı ihlalleri öne çıkmaktadır. Hasta mahpusların yaşamını tehdit eden tedavi ve sağlığa erişim sorunları Adli Tıp Kurumu'nun olumsuz raporları ile desteklenmekte, Metris Retipi Hastanesi'nde birlikte tutulmakta olan Abdülkadir Kuday, Serdar Yıldırım, Ergin Aktaş örneğinde olduğu üzere ağır engelli ve ağır hasta mahpuslar hakkında dahi infaz ertelenmesi yerine olumsuz tedavi ve yaşam koşulları ile bilinen ve ölüm evi olarak anılan Retipi hapishanelere sevk kararı verilmekte. Bu yolda mahpuslar ölüme terk edilmektedir. Abdülkadir Kuday ileri derecede bel fıtığı ve
çiğneme, yürüme ve konuşma gibi istemli kasların hareketinin kontrolünden sorumlu sinir hücrelerinin hasarında kaynaklanan ölümcül bir nörolojik hastalık olan ADS hastası olup bel fıtığı ameliyatı, kulak çınlaması, görme kaybı, ayak ve ellerde güçsüzlük ve his kaybı, yutma güçlüğü, bel, sırt, boyun ve karında şiddetli ağrı, kusma, uyku apnesi, göğüste sıkışma ve yanma hissi, aşırı kilo kaybı, ağır mide ve sindirim sistemi sorunları yaşamaktadır. Vücut ağırlığı 41 kiloya düşen Kuday, yaşamını yatağa bağlı ancak başkalarının yardımı ile sürdürebilmektedir. Kuday, 28.11.2022 tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına yeniden infaz erteleme talebinde bulundu. Ancak bu talebine Adli Tıp Kurumu tarafından yine olumsuz rapor düzenlendi. Sonrasında sevk edildiği Çam ve Şakura Hastanesi de 16.01.2023 tarihli sağlık kurulu raporunda sağlık durumunu değerlendirdi ve bu durumda hapiste tutulamayacağı, infazın ertelenmesi gerektiği açıklandı. Kuday'ın son durumuna ilişkin açıklama yapan ağabeyi, bu ülkede adalet çifte standartlarda uygulanmaktadır. 52 yaşındaki kardeşim ALS hastası, iç organları da tutan bu öldürücü hastalığın tam bir tedavisi yok ama iyi bir tedavi ve bakım ile ilerlemesi durdurulabilir deniliyor. Ancak hapishane koşulları nedeniyle hastalık sürekli ilerliyor. Hapishane ortamından çıkıp tedavi sürecinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi, çocuklarının ve yakınlarının kontrolü altında olması, onlarla aynı ortamda bulunması, moral, motivasyon açısından onu olumlu etkileyebilir. Hijyen ve beslenme açısından da ev ortamı daha sağlıklıdır. Bu nedenle kardeşimin tahliye edilmesini bekliyorum demiştir.